Bulut ailesi için 30 yıldır adalet istiyoruz. 1001. kez Galatasaray'dayız. 1001. haftamızda 30 yıldır sistematik olarak hakları ihlal edilen Bulut ailesi için hakikat ve adalet talebiyle kamuoyunun karşısındayız. Bulut ailesi Diyarbakır Lice'ye bağlı Kabakkaya Köyü Esenli Mezrası'nda yaşıyordu. 13 Mayıs 1994 sabahı Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler mezraya baskın yaptı. Mezradaki evler ve ahırlar ateşe verildi. Askerler köydeki erkeklerin kimliklerini topladı. Kimlik kontrolünden sonra biri yeni doğmuş iki çocuk babası Mustafa Bulut ve 6 köylü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 3 saat sonra serbest bırakacağız denilerek Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na götürüldü. Ertesi gün 6 köylü serbest bırakıldı. Mustafa gelmeyince baba Latif Bulut oğlunu sormak için o dönem bir bölümü sorgu merkezi olarak kullanılan Lice Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na gitti. Ancak askerler tarafından tehdit edilerek tartaklandı ve oradan uzaklaştırıldı. Bu sefer Bulut ailesinden 36 yaşındaki Fahri Bulut 15 Mayıs 1994 tarihinde Mustafa'yı sormak için Lice'ye doğru yola çıktı ama geri dönmedi. Ailesinden 39 yaşındaki Ramazan, 38 yaşındaki Ekrem ve 28 yaşındaki Ali Bulut 17 Mayıs 1994 tarihinde Mustafa ve Fahri Bulut'u aramak için yola çıktılar. Ancak askeri kontrol noktasında iki köylü ile birlikte gözaltına alınıp Lice Jandarma Tugayı'na götürüldüler. İki köylü serbest bırakıldı. Bulutlardan ise bir daha haber alınamadı. Bulut ailesinin 5 üyesinin gözaltına alındıkları bugüne kadar inkar edildi. Ailenin ve İnsan Hakları Derneği'nin başvurduğu tüm yetkili makamlar Bulutların yaşam hakkının korunması için acil tedbir alma ve etkin soruşturma yapma görevini yerine getirmedi. Uluslararası Af Örgütü Lice Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduktan sonra ortadan kaybolan Esenli Köyü'nden Bulut ailesinin 5 üyesinin nerede olduklarını tespit etmek için hemen harekete geçme çağrısı yaptı. Jandarma Komutanı Aydın İlter'e, Lice Cumhuriyet Savcısına ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye yapılan bu çağrı karşılık bulmadı. Olaydan 10 yıl sonra bir toplu mezarda Ramazan, Ekrem ve Ali Bulut'un kurşuna dizildikten sonra yakılarak öldürülmüş kalıntılarına ulaşıldı. Ancak 30 yıldır Mustafa ve Fahri Bulut'a ulaşılamadı. Ailenin başvurusu üzerine 1994 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tozlu raflara terk edildi. 1001. haftamızda bir kez daha talep ediyoruz. Devlet Bulut ailesinden 5 kişinin göz altında kaybedilmesindeki sorumluluğunu üstlensin. Maddi gerçek açığa çıkartılsın. Fail ve sorumlular üzerindeki koruma kalkanı kaldırılarak yargılanıp cezalandırılmaları sağlansın. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Orayı.